Kondo-san. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde, şehirden uzakta, ormanın içinde bir çiftlikte, anne keçi ve 7 yavrusu birlikte mutlu bir hayat sürüyorlarmış. Çiftlikteki hayvanların bir sahipleri olmadığı için çiftliği kendileri yönetiyorlarmış. Her sene sırayla içlerinden biri yönetici oluyor ve uyum içinde kendi yiyeceklerini üreterek kimseye muhtaç olmadan yaşayıp gidiyorlarmış. Birbirlerinin hakkına saygı duyar, her zaman doğru olanı yapmaya çalışırlarmış. Böylece çiftlikte huzur hiç bozulmaz, küslük ve kırgınlıklar olmazmış. Anne keçinin çiftlikteki görevi, süt veren tüm hayvanların sütlerini toplayarak pazara götürüp satmakmış. Anne keçi işini son derece ciddiyetle yapar. Çiftliğin ihtiyaçları için gerekli paranın çoğunu her hafta çiftlik yöneticisine teslim edermiş. O sene yönetici olma sırası köpekteymiş. Köpek çiftliğin güvenliğinden sorumluymuş. Fakat görevini çok da iyi yaptığı söylenemezmiş. Çiftlikten arada sırada kaybolan şeyler olurmuş. Bunun sorumlusunun köpek olduğunu herkes bilir ama cüssesinden ve kocaman dişlerinden çekinirlermiş. Çiftlik hayvanları istemeyerek de olsa törenle yöneticiliği köpeğe vermek zorunda kalmışlar. Köpeğe hiç güvenmiyorum. Geçenlerde çalınan yumurtaları kimin çaldığını bulamadı daha. Onları hiç aramadı ki. Bu sene zor geçecek. Anne keçi konuşulanları dinliyor ve endişe duyuyormuş. Çünkü köpeğin ormanda yaşayan kötü kalpli kurtla olan dostluğu herkes tarafından biliniyormuş. Hepimiz tetikte olmalıyız. Hepimizin yavruları var. Yok artık. Yavrularımızı kötü kurda teslim edecek değil ya. Biz yine de tedbirimizi almalıyız. Köpek işini iyi yapmıyor olabilir. Ama bize asla ihanet etmez. Bunu zamanla göreceğiz. Çiftlik sakinleri kendi aralarında bunları konuşurken, köpek de çıktığı kürsüde çiftliğin tek hakimi olmanın verdiği keyfi yaşıyormuş. İlk günlerde her şey normalmiş. Herkes kendi işiyle uğraşıyor. Çiftliğin işleri her zamanki gibi tıkır tıkır yürüyormuş. Şimdilik endişe edilecek bir durum yok gibiymiş. Bir gece anne keçi dışarıdan gelen çığlıklarla uyanmış ve neler olduğunu öğrenmek için kendini dışarı atmış. Yavrularım, yavrularım, hepsi gitmiş. Neler oluyor? Hain kurt tüm civcivleri kaçırmış. Ama bu nasıl olur? Doğruca köpeğin yanına gitmişler. Köpek sanki dışarıda kıyamet kopmuyormuş gibi kulübesinde horul horul uyuyormuş. Öyle horluyormuş ki horultu neredeyse tüm çiftliğe yayılıyormuş. Anne keçi kulübenin kapısını çalmış. Ama köpeğin uyanmaya niyeti yokmuş. Ben ne yapacağımı biliyorum. Köpek horozun sesine sabah oldu sanarak yattığı yerden öyle bir fırlamış ki kafasını tavana vurarak geri düşmesi bir olmuş. Ne? Neler oluyor? Sen nasıl yöneticisin? Hain kurt çiftliğe girip bütün civcivleri çalıyor, sen burada uyuyorsun. Sakin olun canım. Belki çocuklar gece yürüyüşüne çıkmışlardır. Bu saatte yürüyüş mü olur? Belli ki birileri hain kurda yol göstermiş. Hadi canım siz de. Hem yavrularınıza sahip çıkamıyorsunuz, hem de gelip beni suçluyorsunuz. Sen yönetici değil misin? Bir sorunumuz olduğunda tabii ki sana geleceğiz. Herkes yatsın. Yarın sabah civcivleri aramaya başlarız. Tüm hayvanlar çaresizlik içinde yuvalarına dönmüşler. Bu işte bir iş var. Dikkatli olmalıyız. Ertesi gün köpeğin liderliğinde civcivleri aramaya başlamışlar ama nafile. Sanki yer yarılmış da zavallı civcivler içine girmişler gibiymiş. Tüm çiftlik hayvanları akşama kadar civcivleri aramış. Ve hava kararınca da üzüntü içinde çiftliğe geri dönmüşler. Tavuk hüngür hüngür ağlıyormuş. Aman canım, üzüldüğün şeye bak. Bir kere daha yumurtlarsın. Ne var yani? Bu söz üzerine çok sinirlenen tavuk köpeğin üzerine atlamış ve onu defalarca gagalamış. Aslında bu tam da köpeğin istediği şeymiş. Hemen tavuğu kümesine kapattırarak sesini kesmiş. Tüm çiftlik hayvanları yorgunluktan erkenden uyumuşlar. Onlar uyuduktan sonra köpek sinsice kulübesinden çıkarak çiftliğin kapısını sessizce açmış. O da ne? Gecenin karanlığından hain kurt çıka gelmesin mi? Nerede kaldın? Yarım saattir bekliyorum. Anca uyudular. Ne yapayım? Koskoca çiftliği kandırmak kolay mı sanıyorsun? Tamam. Uzatma. Ne? Bu sefer ne istiyorsun? Keçi yavrularını. Onlar daha çok para eder. Hain kurt kesesini çıkartarak içinde ne varsa köpeğin avcuna dökmüş. İşte şimdi oldu. Uzatmada bana keçinin evini göster. Kurt sessizce anne keçi ve yavrularının yaşadığı eve yaklaşmış. Yavru keçiler annelerinin yanındaki odada uyuyorlarmış. Kurt doğruca o odaya yönelmiş. Yavruları bir bir getirdiği çuvala atmaya başlamış. Neye uğradıklarını şaşıran yavru keçiler çabuk toparlanmışlar. Ve tıpkı annelerinin onlara öğrettiği gibi tehlike anında yapmaları gereken şeyi yaparak avazları çıktığı kadar bağırmaya başlamışlar. Kurt neye uğradığını şaşırmış ama avını bırakmaya da niyeti yokmuş. Sırtındaki çuvalla birlikte pencereden atladığı gibi kaçmaya başlamış. Yavrularının sesine uyanan anne keçi olanı biteni hemen anlamış ve dışarı çıkarak kurdun peşinden koşmaya başlamış. Yetişin! Kurt yavrularımı çaldı! Yetişin! Anne keçi kurdu takibe başlamış. Kedi ve horoz da onun peşinden ormana dalmışlar. Gece karanlığından faydalanan kurt kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuş. Bir gece önce tavuğun başına gelenler şimdi anne keçinin başına gelmiş. Anne keçi ne yapacağını bilemez halde bir taşın üzerine oturmuş ve ağlamaya başlamış. Yavrularının bağırışlarını duyuyor ama onlara ulaşamıyormuş. Bu sırada üstlerinde bir çift kanat sesi duymuşlar. Hey! Beni takip edin! Onları görebiliyorum! Baykuş gece görme yeteneği olduğundan kurdu görebiliyormuş. Hemen onun peşine takılmışlar. ve onu takip ederek hain kurdun inine ulaşmışlar. Hadi hemen saldırıp onları kurtaralım. Olmaz. Önce bir plan yapmalıyız. Aramızda çiftliğe en hızlı ulaşabilecek olan baykuş. Biz kurdu oyalarken baykuş da yardım getirecek. Sonra hep birlikte saldırıp kurdu yenebiliriz. Baykuş hemen çiftliğe doğru uçmaya başlamış. Anne keçi, kedi ve horoz da evin penceresine doğru yaklaşmışlar. Bir de ne görsünler? Köpek ve kurt içeride el sıkışmıyorlar mı? İşte şimdi her şey ortaya çıktı. Şimdi ne yapacağız? Yardım bekleyeceğiz. Bu sırada yavru keçiler olanı biteni anlamaya çalışıyorlarmış. En küçük olanlar korkudan gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başlamışlar. Bir şeyler yapmalıyız. Önce sakin olmalıyız. Şşt, ağlamayın bakayım. Annemiz bize ne öğretti? Sakin ol, cesur ol, düşün ve harekete geç. Evet, aynen öyle. Bir fikrim var, beni iyi dinleyin. Yavrular kendi aralarında fısıldaşmaya ve ara ara kıkırdayarak gülüşmeye devam etmişler. Kendi aralarında yaptıkları konuşmadan sonra içlerinden biri kilitli olan kapıya 3 kez vurmuş. Hey, hain kurt, buraya bak. Kurt kapıya yaklaşmış. Ne var? Ne istiyorsunuz sefil keçiler? Tuvalete gitmemiz gerek, çok sıkıştık. Tuvalet mi? Az daha sıkın dişinizi. Sizi sabah pazara satmaya götüreceğim. O zamana kadar sabredin. Sen bilirsin hain kurt. Burada 7 yavru keçiyiz. Evin ne hale geleceğini sen düşün. Hain kurt köpeğe bakmış, köpek de hain kurda. 7 tane yavru keçiden mi korkuyorsun? Kurt kilitli kapıyı açmış ve köpekle birlikte yavruları tek sıra halinde evin karşısındaki ağacın dibine götürmüşler. Bu sırada anne keçi de durumu fark etmiş ve olanı biteni dikkatle izlemeye koyulmuş. Hadi ne yapacaksanız yapın ama çabuk olun. Böyle olmaz. Siz bakarken yapamayız. Evet, arkanızı dönmeniz lazım. Tamam, tamam. Ama çabuk olun. Kurt ve köpek arkalarını dönmüşler. Döner dönmez yavrulardan biri hain kurda, diğeri de köpeğe öyle şiddetli boynuz atmışlar ki kurt ve köpek neye uğradıklarını şaşırmışlar. Diğer yavrular da sırayla 2 haini boynuzlamaya başlamış. İşte benim yavrularım. Hadi sıra bizde. Kedi saklandığı ağaçtan kurdun üzerine atlamış ve onu kötü bir şekilde tırmalamış. Horoz da köpeği var gücüyle gagalamış ve kafasını delik deşik etmiş. Son darbeyi de anne keçi esaslı bir boynuz darbesiyle vurunca kurt ve köpek boylu boyunca yere serilmiş. Horoz da anne keçi de yavrularına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorlarmış. Horoz civcivlerini kanatlarının altına alıp üşüyen yavrularını ısıtmaya başlamış. Anne keçi de hemen yavrularına sarılmış. Hepsini tek tek öpmüş. Canım yavrularım, hepinizle gurur duyuyorum. O sırada baykuş tüm çiftlik hayvanlarını olay yerine getirmiş. İşte buradalar. Anne keçi neler olduğunu herkese anlatmış. Bu olay herkese ders olmuş ve hemen oracıkta bir karar almışlar. Bundan sonra çiftlik yöneticiliği sırayla değil, seçimle yapılacakmış. Ayrıca bir de çiftlik meclisi kurulacakmış. Böylece çiftlik hayvanları hem çiftlik yöneticisini denetleyecek hem de kendi kendilerini yönetebileceklermiş. Sonuç olarak köpeğin çiftlikten atılmasına karar vermişler. Çiftliğin yöneticisi olarak kahramanlığından dolayı anne keçi seçilmiş. Köpek ve kurt hariç herkes mutlu bir şekilde yuvasına dönerek kardeşçe ve güven içinde yaşamışlar. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.